Bu çıkar. Uzun elbise. Evet. O da çok güzel. Sultanım, hoş geldiniz. Size minnettarız. Çok kıymetli şeyler bunlar. Allah sizden razı olsun. Bizi ihya ettiniz. Güzel günlerde kullanın. Fidan Hatun, ısmarlattığım ipek kumaşlar geldi mi? Hazırlanıyorlar sultan. Güzel. Daireme getirsinler. Sultanım. Ne vakit bitecek çilem? Ne zaman affedeceksiniz beni? Sultanım. Otur oturduğun yerde. Sultanımızın gözüne görünme. Bu arada Mahidevran Sultan'ı da unutmayın. Yaptığı harcamaların haddi hesabı yok. Defterdar olarak müdahale etmeniz gerekebilir. Takip ediyorum Sultan. Anlat bakalım Gülağım. Bugün neler öğrendin? Sultanım, malumunuz Hürrem Sultan Şehzade Mustafa'yı dolayısıyla sizi sancağa göndermek ister. Gayret boşuna. Hünkârımız seferden evvel gönderme niyetinde değil. Bu karar çok yakında çıkacak sultanım. Ne demek o? Nasıl olacakmış? Hünkârımıza yakın birisiyle birlikte hareket ediyorlar. Kimmiş o? Bunu sır gibi saklıyorlar. Bilhassa benden. Zira benimle alakalı kuşkuları var. Ne yap et? Kim olduğunu öğren. Elimden geleni yaparım sultan. Gerçi artık İbrahim Paşa'mız geldi. Her kimse sadrazamdan daha kuvvetli değil ya. Paşamıza mı havale edeceksiniz meseleyi sultanım? Tedbirli olmakta fayda var. Eksik olmayın sultanım. Rahatsızlık ne demek? Fakat merak içindeyim, şehzademizle alakalı demişsiniz. Hürrem Sultan onu aylardır sancağa göndermek için uğraşıyor. Hünkârımızı etkilemek için her yolu denedi. Öğrendiğimize göre hünkârımıza yakın biriyle irtibat kurmuş. Kimmiş bu? Malumatım yok henüz. Fakat öğreneceğim. Mustafa'mın gitmesi yakın. Bir şeyler yapmamız lazım. Fakat bunda bir sakınca yok. Elbet gidecek sence. Şimdi olmaz. Zira ben gitmek istemiyorum. Nihayet haremi yönetirken bunu kendi ellerimle Hürrem'e bırakamam. Anladım. Benim saraya dönmem gerekiyor. Hatice Sultanımız beni bekler. Meseleye gelince de ben bir hal çaresine bakarım.